Hatta bildiğiniz üzere her zaman olduğu gibi birkaç dakika önceden başlayabiliyoruz. Gelen arkadaşlar da bize yetişirler yavaş yavaş. Evet, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz üzere yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemler konusuna giriş yaptık. Bu konuyla ilgili temel bilgiler, temel kavramlar, bunlardan bahsettik. Ayrıca bugün anlatacağımız sabit katsayılı. Şimdi buradaki bu yüksek mertebeli lineer diferansiyel denklemleri sabit katsayılı olabilir veya değişken katsayılı olabilir. Fakat çözüm yöntemi aynı. Fakat biz bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Önce sabit katsayılı. Ne demek? İşte bir nolu denklemdeki katsayılarımız a, n, x'ler sabitler olmak üzere lineer homojen diferansiyel denklemlerin çözümlerinin lineer bağımsız yani Vronskiyanları sıfırdan farklı yani temel çözüm kümesi oluşturan lineer bağımsız çözümlerinin nasıl bulunacağını anlatacağız. Arkadaşlar, şimdi sınav hakkında konuşulacak bir şey yok. Geçen hafta söyledim sınav hakkında söylenecekleri, tamam mı? Şimdi dersimize geçelim. Dolayısıyla bu çözümleri nasıl bulunacağını vermeden önce geçen hafta hatırlayacaksınız. Örneğin ikinci mertebeden bir lineer diferansiyel denklemin bir çözümü biliniyorken veya verildiğinde buna bağlı olarak diğer ikinci çözümün nasıl bulunacağını anlatmıştık. Onu niçin anlattığımız bugün daha iyi anlaşılacak. Çünkü sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemin lineer bağımsız çözümlerini bulurken ayrıca bundan faydalanacağız. Şimdi arkadaşlar tabii bu konuyla ilgili anlatım derslerimiz PDF formatında sistemde yüklü. Siz oradan zaten çalışıyorsunuz. Biz özet olacak şekilde ve daha çok uygulamaya ağırlık vererek yani başladığımız gibi devam ederek söyleyecek olursak şimdi arkadaşlar daha önce birinci dönemden biz biliyoruz ki örneğin y üssü artı a'ya eşit işte birinci mertebeden sabit katsayılı bir lineer diferansiyel denklem ve homojen. Niye sağ taraftaki gx fonksiyonu sıfır? İşte böyle birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemin eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaki çözümü biliyoruz ki y eşittir c1 e üzeri eksi ax formunda üstel çözüme sahipti. Yani sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin çözümü gördüğünüz gibi işte e üzeri mx şeklinde bir üstel forma veya üstel bir çözüme sahiptir. Dolayısıyla biz önce n'inci mertebeden lineer diferansiyel tabi homojen lineer diferansiyel denklemi işte sabit katsayılı olmak üzere an y üzeri y'nin n'inci türevi an eksi 1 y'nin n eksi 1'inci türevi artı a2 y'nin ikinci türevi a1 y'nin birinci türevi a0 y eşit 0 şeklinde yazabiliriz. N'inci mertebeden sabit katsayılı homojen lineer diferansiyel denklem. Şimdi burada anlatacaklarımızın daha iyi anlaşılabilmesi için ilk önce diferansiyel denklem ikinci mertebeden olsun. Yani n eşit 2 formunda bu denklemi yazacak olursak a y'nin ikinci türevi artı b y'nin birinci türevi artı c y eşit 0 şeklinde ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemin özel durumunu göz önüne alalım. Şayet bu denklemin bir çözümü
y eşit e üzeri mx formundaysa bu takdirde y'nin birinci türevi m e üzeri mx, ikinci türevi ne olacak? M kare e üzeri mx. İşte bu y ve y'nin türevlerini getirip bu denklemde, yani bu denklemi de 2 ile gösterelim. 2 denkleminde yerine yazar ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra yani a y 2 üssü artı b y üssü artı c'ye eşittir. E üzeri mx parantezinde arkadaşlar a m kare artı b m artı c eşit 0 şekline indirgenebilir. Burada e üzeri mx sıfırdan farklı, yani sıfır olmayan çözüm olduğundan dolayı bu eşitliğin sıfıra eşit olabilmesi için bu takdirde ne olacak? Parantez içindeki şu ifade eşit sıfır olması lazım. Yani a m kare artı b m artı c eşit sıfır kuadratik, yani ikinci dereceden denklem elde edilir. Bu da 3. O halde arkadaşlar şu ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin çözümünü bulabilmek için 3 nolu karakteristik denklemin köklerinden veya bu 3 nolu denkleme yardımcı denklemde, verilen diferansiyel denklemin yardımcı denklemi de diyebiliriz. Bu denklemin köklerine göre çözüm arayacağız. Şimdi niye? Şunun için, bu denklem ikinci dereceden olduğu için arkadaşlar denklemin iki tane kökü var. Bu kökler denklemin diskriminantına göre farklı reel kökler olabilir. İki tane farklı reel kök olabilir. Reel kökler çakışık olabilir veya kökler kompleks eşlenik çiftleri olabilir. İşte burada 3 durum söz konusu. Bu 3 durumu ayrı ayrı inceleyerek çözüm bulacağız. Birinci halde diyelim ki 3 nolu karakteristik denklemin veya yardımcı denklemin farklı reel kökleri ne olsun? M1 ve M2 olduğunu varsayalım. Bu durumda iki çözüm ne olacaktır? Y1 eşittir E üzeri M1X, Y2 eşittir E üzeri M2X bulunur. İşte bu fonksiyonlar eksi sonsuz artı sonsuz aralığında lineer bağımsız çözümlerdir. Niye? Çünkü Vronskian Y1, Y2 sıfırdan farklıdır. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar ne oluşturur arkadaşlar? Bu Y1 ve Y2 temel çözüm kümesi. Bu ilk halde bunu açık açık böyle açıklayayım. Diğer durumlarda sözden geçeceğim. Bir temel çözüm kümesi oluştururlar. Dolayısıyla iki nolu diferansiyel denklemin genel çözümü y eşit ne olacaktır? Bunların, bu çözümlerin, lineer bağımsız çözümlerin lineer kombinasyonu, yani c1 e üzeri m1x artı c2 e üzeri m2x şeklinde olacaklardır. Bunu da dörtle gösterelim. Tamam mı arkadaşlar? Şayet birinci halde 3 nolu karakteristik denklemin kökleri farklı reel kökler ise bu durumda bu köklere karşılık gelen lineer bağımsız çözümlerden birisi y1 eşit e üzeri m1x, diğeri y2 eşit e üzeri m2x ve bunlar lineer bağımsız, Vronskianları sıfırdan farklı temel çözüm kümesi oluşturduklarından dolayı lineer terkipleri de verilen diferansiyel denklemin genel çözümüdür. Şimdi ikinci halde ise arkadaşlar 3 nolu yardımcı denklemin köklerinin çakışık olması, yani m1 eşit m2 olması halinde üstel çözüm bir tek y1 eşit e üzeri m1x olarak bulunur. İkinci çözümü nasıl bulacağız? İşte bir çözüm belli ya. İkinci çözümde geçen haftaki anlattığımız dersten y2 eşittir
E üzeri m1x değil mi? E üzeri m1x çarpı integral 3 nolu denklemden çekecek pardon diferansiyel denklemi standart formuna getirip yazacak olursak e üzeri eksi b bölü ax bölü e üzeri m1x dx işte bu da eşittir. Burada arkadaşlar şöyle diyelim. M1 eşit M2 olması için ne olması lazım arkadaşlar? B kare eksi 4AC yani diskriminant fonksiyonunun eşit 0 olması gerekir. Buradan da biz ne elde ederiz arkadaşlar? M1 eşittir eksi B bölü 2A elde ederiz. Tamam mı? Dolayısıyla bu M1'in eksi b bölü 2a değeri daha doğrusu eksi b bölü a 2m1 olacağından bu da getirip şu integralde yerine yazıp gerekli işlemler yapılırsa y2 eşittir şu integral içimiz x olacak x e üzeri m1x olarak y2 de elde edilir. O halde buradan şunu söyleyebiliriz. Eğer kökler çakışıksa İkinci çözüm birinci çözümün x katıdır. Tamam mı arkadaşlar? Eğer bu ikiden fazla çakışık kök varsa bu şekilde devam edecek. Biraz sonra anlatacağız. İkinci çözüm birinci çözümün x katı. Üçüncü çözüm x kare katı. Dördüncü çözüm x3 katı. Nihayetinde n'inci çözüm eğer n tanesi de çakışıksa x üzeri n eksi 1 katı birinci çözümün olacaktır. Böylece arkadaşlar bu durumda da genel çözüm, homojen denklemin genel çözümü C1 E üzeri M1X artı C2 X E üzeri M1X olarak ne olacaktır? Bulunacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar üçüncü hal ise köklerin kompleks eşlenik çiftleri olması. İşte M1 eşit alfa artı i beta, M2 eşit alfa eksi i beta. Tabi burada alfa ve beta pozitif olmak üzere bunlar alfa ve beta'lar reel değerli sabitlerdir. Bunu önemsiyoruz arkadaşlar. Böylece bir de ne biliyoruz burada? İ kare eşit eksi 1. Bunu da biliyoruz. Esasında bu durumla birinci durum arasında fark yok. Niye? Çünkü genel çözüm ne olacak? C1 E üzeri alfa artı i beta x yani M1x artı C2 E üzeri alfa eksi i pardon beta x şeklinde olacaktır. Tamam mı? Fakat biz burada dikkat ederseniz bu genel çözüm kompleks değerli ifadeleri de ne yapıyor? Kapsıyor. Halbuki biz uygulamada genel olarak kompleks değerli karmaşık üstel fonksiyonlar yerine daha basit reel fonksiyonlarla çalışmayı tercih ederiz. Bunun için Euler formu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? E üzeri i teta, kosinüs teta artı i sinüs teta. Değil mi? Burada yine teta herhangi bir teta reel bir sabit olmak üzere bu Euler formunu yukarıdaki çözüm fonksiyonuna uygularsak ve kosinüs fonksiyonun çift sinüs fonksiyonunun tek olduğunu da bilirsek arkadaşlar bu takdirde genel çözümümüz y eşittir e üzeri alfa x parantezinde c1 e üzeri i beta x artı C2 E üzeri eksi I beta X şeklinde yazarız. Tabi burada işte E üzeri I beta X biraz önce yazdık. Euler formuna göre C1 parantez içinde kosinüs beta X artı I sinüs beta X artı C2 parantezinde kosinüs beta X eksi I sinüs beta x şeklinde oluştururuz. Daha sonra burada bakın
Kosinüs beta x parantezinde c1 artı c2 gelecek. Sinüs beta x parantezinde c1 i eksi c2 i gelecek. İşte bunlar lineer bağımsız ve temel çözüm kümesi oluşturduklarından dolayı burada c1 artı c2'yi c1 ile işte c1 i eksi c2 i'yi de nedir? C2 ile ne yapabiliriz? Temsil edebiliriz. Böylece genel çözüm arkadaşlar y eşittir. Yine e üzeri alfa x parantezinde c1 kosinüs beta x artı c2 sinüs beta x şeklinde ne olur? Tekrar yazılabilir. Bizim de kullanacağımız çözüm formülümüz, yani kökler kompleks eşlenik çiftleri olduğu zaman çözümü genelde reel değerli fonksiyonlar cinsinden bu şekilde elde edebiliriz. Ne yapacağız? İşte şurada göstereyim. M1 ve şurada pardon. Kompleks eşlenik çiftlerinden kökler olmak üzere ne yapacağız bakın arkadaşlar? Alfayı ve betayı tespit edeceğiz. Getireceğiz. Çözümde yerine yazarak lineer, homojen, diferansiyel denklemin çözümünü elde edeceğiz. Şimdi mesela bunlarla ilgili bir örnek, basit örnekler yapacak olursak arkadaşlar. Mesela diferansiyel denklem, 2 tane y'nin ikinci türevi eksi 5 tane y'nin türevi eksi 3 tane y eşit 0 olsun. Şimdi ilk önce ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, katsayılar nedir? Sabit. Katsayılar sabit olduğu için ne olacak arkadaşlar? Katsayılar sabit olduğu için sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin çözüm yöntemini uygulayacağız. Dolayısıyla bu tür denklemlerin çözümleri üstel fonksiyonlardır ve bu denklemin arkadaşlar yardımcı denklemi veya karakteristik denklemi ne olacaktır? 2m kare eksi 5m eksi 3 eşit 0 şeklinde olacaktır. İşte çarpımları eksi 3, toplamları eksi 5 olan kökler arıyoruz. Buradan biz bu ikinci dereceden denklemi 2m artı 1, değil mi? Şurada ne olacaktır? 2m kare 2m'den 2m artı 1 çarpı m eksi 3 şeklinde ne yapabiliriz? Yazılabilir. Bu da eşit 0. Buradan arkadaşlar birinciden 2m1 artı 2m artı 1 eşit 0'dan m1 eşit eksi 1 bölü 2 ve m eksi 3 eşit 0'dan da m2 eşit 3 olarak bulunur. Böylece birinci çözüm y1 eşittir e üzeri eksi 1 bölü 2x, y2 eşittir e üzeri 3x bulunur. Buradan biliyoruz ki işte Vronskian y1 ile y2 farklı 0 olduğundan dolayı bir temel çözüm kümesi oluşturur bu ikili. Böylece verilen diferansiyel denklemin genel çözümü c1 e üzeri eksi 1 bölü 2x artı c2 e üzeri 3x olacak şekilde ne olur? Bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Eğer verilen diferansiyel denklemin yardımcı denkleminin kökleri farklı reel kökler ise bu takdirde bu farklı reel köklere göre diferansiyel denklemin çözümünü bu şekilde elde ederiz. İkinci örneğimiz yine y'nin ikinci türevi eksi 10 tane y'nin birinci türevi artı 25 tane y eşit 0. Bu denklemin yardımcı denklemi m kare eksi 10m artı 25 eşit 0 veya buradan çarpımları 25 toplamları eksi 10 olan ne olacaktır? M eksi 5, değil mi?
m eksi 5'in karesi eşit sıfırdan, işte m kare eksi 10 m artı 25 eşit sıfır ikinci derece denklemi m eksi 5'in karesi eşit sıfır şeklinde yazılabilir. Gerçekten bakın m kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 10 önem artı ikincinin karesi doğru. Dolayısıyla burada m1 2 eşit 5 bulunur. Dolayısıyla y eşittir c1 e üzeri 5x artı c2x e üzeri 5x. İkinci çözüm birinci çözümünün nesi olacaktır arkadaşlar? X katı kadar olacaktır. Verilen diferansiyel denklemin çözümü. Evet, üçüncü örneğimiz ise y'nin ikinci türevi artı y'nin birinci türevi artı y eşit sıfır. Bu denklemin yardımcı denklemi m kare artı m artı 1 eşit sıfır. Buradan diskriminantı küçük sıfır olduğundan dolayı arkadaşlar kökler kompleks eşlenik çiftleri. Dolayısıyla işte kökleri bulurken nedir? M1 2 eksi B artı eksi kök içinde B kare eksi 4 AC bölü 2 A formülünden, tamam mı arkadaşlar? M1 ne olacaktır? Daha doğrusu M1 2 B nedir? Artı 1. Dolayısıyla eksi 1 artı eksi kök içinde B kare eksi 4 AC. Yani B kare 1, eksi 4 AC 4, 1 eksi 4 eksi 3, kök içinde eksi 3, bölü 2 A1 bölü 2. Hemen buradan bakıyoruz. Alfa nedir arkadaşlar? Alfa eksi 1 bölü 2. Beta nedir arkadaşlar? Beta. Bu kök içindeki eksi 3'ü 3 çarpı i kare, o dışarı i çıkacağı için dolayısıyla beta ne olacaktır? Kök 3 bölü 2 olacak. Bu takdirde genel çözüm e üzeri alfa x yani eksi 1 bölü 2x parantezinde c1 kosinüs kök 3 bölü 2x artı c2 sinüs kök 3 bölü 2x şeklinde de ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemin genel çözümü bulunmuş olur. Şimdi tabii arkadaşlar burada esas sıkıntı ikinci mertebe denklem ikinci mertebeden olduğu takdirde çözümler gördüğünüz gibi kolay bir biçimde bulunuyor. Ama verilen diferansiyel denklem daha yüksek mertebeden olabilir. Örneğin üçüncü, dördüncü, beşinci veya daha yüksek mertebeden. Yani denklemin mertebesi 2'den büyük olduğu zaman ne yapacağız? Çünkü bu durumda birinci halde bir sıkıntı yok fakat ikinci ve üçüncü halde çoğu zaman karşımıza bazı sıkıntılar çıkabilir. Yani genel çözüm bulmak zor olabilir. Ama bunu şöyle bir yol izleyerek yani biraz önce anlattıklarımızı kendimize rehber edinerek ilerlersek kolay bir biçimde halledebiliriz. Nasıl arkadaşlar? Şöyle ki örneğin mesela 5. dereceden denklem 5 mesela arkadaşlar pardon müsaade istiyorum. Alo. İyi akşamlar başkanım ben Hüseyin Nur. Ben seni birazdan arayayım mı? Bir tamam kusura bakma. Evet arkadaşlar kusura bakmayın bir telefon bekliyordum o yüzden açık bıraktım telefonu ki geldiği zaman cevap vermem gerekiyordu. Uçak modunu aldığımız zaman o zaman erişilemiyor sanki telefon kapalı gibi. Evet şimdi diyelim ki denklem
Evet, 5 tane kökümüz var arkadaşlar. Yani 5. dereceden, yardımcı denklem 5. dereceden olmak üzere. Denklemin ne olabilir? 5 tane farklı reel kökü olabilir, değil mi? Bu durumda birinci hal, sıkıntımız yok. Diğer durumlarda mesela bu 5 tane kökün 3 tanesi farklı reel kök, 2 tanesi kompleks eşlik. Yani Ömerciğim, denklem 5. derecedense, diferansiyel denklem 5. mertebeden, yardımcı denklemi de 5. derecedense, bu 5. derece tamam mı Ömerciğim? Şimdi eğer bu 5. dereceden denklemin bütün kökleri reel ise, farklı reel ise sıkıntı yok. Birinci hal otomatik uygulanır. Şayet 5 tane kökten 3'ü farklı reel kök, İkisi kompleks kök olabilir. Kompleks kökler de biliyorsunuz biri diğerinin kompleks eşleniği olacak. Yani kompleks kökler kompleks eşlenik çiftleri olarak gözükür. Dolayısıyla bazen de bu 5 kökten 3'ü reel, ikisi çakışık kök olabilir. Bu gibi durumlarda biz nasıl devam edeceğiz ona bakalım. Eğer n'inci dereceden yardımcı denklemin, n'inci dereceden yardımcı denklemin bir kökü n1 ise diğer kökler, n'inci dereceden yardımcı denklemin diğer kökleri n1'in k katı olacak şekilde lineer bağımsız çözümler olacaktır. Yani nasıl? İşte birinci çözüm e üzeri n1x. İkincisi x e üzeri n1x. Üçüncüsü biraz önce dediğim gibi x kare e üzeri n1x. Böyle devam ederek x üzeri k eksi 1 e üzeri n1x şeklinde lineer bağımsız çözümler bulunacaktır. Şayet n'inci dereceden yardımcı denklemin bütün kökleri farklı reel kökler ise, bir kök n1 ise diğer kökler bu şekilde n1'e göre bulunur. Örneğin mesela üçüncü mertebeden bir diferansiyel denklem y3 üssü artı 3 tane y2 üssü, yani y'nin ikinci türevi eksi 4 tane y eşit 0 denklemini çözelim. Tamam mı? Bu durumda yardımcı denklem arkadaşlar m küp artı 3m kare eksi 4, değil mi arkadaşlar? Evet. Eksi 4 eşit 0 şeklinde yardımcı denklem. Şimdi bu yardımcı denklemin 3 tane kökü olduğunu biliyoruz. Bunları bulmak için tabii ilk önce ne yapmamız lazım? Yardımcı denklemi 0 yapan ilk kökü bulmamız lazım. Buradan bakıyoruz. M yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 3, 4 eksi 4, 0. Dolayısıyla bir kök neymiş arkadaşlar? M eksi 1. Peki diğer iki kökü nasıl bulacağız? M küp artı 3M kare eksi 4'ü M eksi 1 ile böleceğiz. M eksi 1 ile böldüğümüz zaman kalan ikinci dereceden denklem M kare artı 4M artı 4 eşit 0 olacaktır. Dolayısıyla bu şu da nedir arkadaşlar? M artı 2'nin karesidir. O halde buradan m eksi 1 çarpı m artı 2'nin karesi eşit 0 şeklinde yardımcı denklemi yeniden düzenlersek böylece m1 eşit 1, m2 3 eşit ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Gördüğünüz gibi 3 tane reel kök var. Bunlardan ikisi çakışık. Zaten öyle olması gerekir. Değil mi? Dolayısıyla bu verilen denklemlere göre o halde çözüm y eşittir c1 e üzeri x artı çakışık eksi 2 kökleri için ikinci hal geçerli. O halde c2 e üzeri eksi 2x artı c3 x e üzeri eksi 2x verilen diferansiyel denklemin genel çözümü olarak ne olur arkadaşlar? Bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam ediyoruz.
Eğer şöyle diyebiliriz. Katsayılar reel olduğu zaman yardımcı denklemin karmaşık kökleri karmaşık eşitlenik çiftleri olarak gözükürler. Böylece örneğin üçüncü dereceden bir yardımcı denklemin en fazla kaç tane karmaşık kökü olabilir arkadaşlar? Kim söyleyecek? Üçüncü dereceden bir denklemin en fazla kaç tane karmaşık kökü olabilir? Evet, ikidir. En fazla iki tane. Çünkü karmaşık kökler birbirinin eşitlenik çiftleri olarak gözükür. Örneğin arkadaşlar, buna da bir örnek verecek olursak, üç tane y'nin üçüncü türevi eksi 19 tane y'nin ikinci türevi artı 36 tane y'nin birinci türevi eksi 10 tane y eşit sıfır denklemi. Şimdi bu verilen diferansiyel denklemin yardımcı denklemi arkadaşlar. Yardımcı denklem 3m küp eksi 19m kare artı 36m eksi 10 eşit sıfırdır. Buradan bir kök m1 eşittir 1 bölü 3'tür. Tamam mı arkadaşlar? Diğer kökler nasıl bulacağız? Bu verilen yardımcı denklemi m eksi 1 bölü 3'e bölerek veya daha sonraki uygulamalarda ben size göstereceğim. Bir de Horner metodu var. Horner metoduyla da bulabiliriz. Ama her iki durumda da biz ilk kökü verilen denklemi, yardımcı denklemi sıfır yapan ilk kökü kendimiz bulmamız lazım. Buradan arkadaşlar böylece dedik diğer köklerimiz şöyle diyelim 3m küp eksi 19m kare artı 36m eksi 10 eşittir m eksi 1 bölü 3 çarpı onu da şuraya yazıyorum çarpım olanı 3m kare eksi 18m artı 30 şeklinde. Bu da eşit ne olacak? Eşit 0. Şimdi bu ikinciyi 3 parantezine alırsam ve 3 ile birinciyi çarparsak ne olacak arkadaşlar? 3m eksi 1 çarpı m kare eksi 6m artı 10 eşit 0 olmuş olabilir. Böylece buradan da m2 3 eşittir 3 artı eksi i şeklinde bulunacaktır. Tamam mı? Siz bunu bu işlemleri yaparsanız bunu göreceksiniz. Buradan da alfa eşit 3, beta eşit 1 olacak. Böylece genel çözüm y eşittir c1 şu reel kök e üzeri 1 bölü 3x artı e üzeri 3x parantezinde c2 kosinüs 3x pardon kosinüs x betası 1 ya artı c3 sinüs x şeklinde ne olacak arkadaşlar? Genel çözümümüz bulunmuş olacak. Şimdi tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer bu kompleks eşitlenik çiftleri olan kökler de çakışıksa bu takdirde ne yapacağız? Arkadaşlar Ömerciğim tabii ki bunların genel çözüm olabilmesi için Vronskiyanları sıfırdan farklı olması lazım. Onu dersin başında söyledim ya şimdi söylüyorum ama ileride söylemeden geçeceğim. Siz biliyorsunuz ki bu çözümler genel çözümler olabilmesi için genel çözümleri oluşturan çözümlerin birbirleriyle lineer bağımsız olması lazım. Aksi halde genel çözüm olarak yazamayız. Teyit etmek için siz kontrol edebilirsiniz. Evet, niye sordun demiyorum. Sorduğun iyidir. En azından bilen sorar arkadaşlar. Bilmeyen soramaz. Bakın, bu da çok sırası geldiği zaman size esasında matematik felsefesini de biraz anlatmak lazım. Vakit buldukça mesela matematik öğrencisi bir şey soruyorsa demek ki bir şey biliyor. Ama sorduğu diyelim eksik. Demek ki eksik biliyor, o eksik bilgisiyle o kadar sorabilir. Eksikliğini giderdikten sonra sorduğu soru ne olur? Tamamlaşır, tamlanır, güzelleşir.
Ama diyelim ki şu dersi gelsin birisi dinlesin saatlerce. Hiçbir şey soramaz. Niye soramaz? Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Tamam mı? Sorabilmen için bilmen lazım. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz vaktimiz azaldı çünkü. Şimdi diyelim ki reel katsayılı bir yardımcı denklemin katlı karmaşık kökü n1 eşit alfa artı i beta olduğu zaman onun kompleks eşleniği olan m2 eşit alfa eksi i beta da bir k katlı karmaşık köktür. Dolayısıyla göz önüne alınan diferansiyel denklemin genel çözümü lineer bağımsız e üzeri alfa x kosinüs beta x virgül gene aynı şekilde x katı olacak x e üzeri alfa x kosinüs beta x, x kare e üzeri alfa x, kosinüs beta x bu şekilde devam ederek x üzeri k eksi 1 hatta şuraya yazayım e üzeri alfa x kosinüs beta x ve e üzeri alfa x sinüs beta x, x e üzeri alfa x sinüs beta x ve x üzeri k eksi 1 e üzeri alfa x sinüs beta x çözümlerinin bir lineer kombinasyonunu ne yapmak zorundadır? İçermek zorundadır. Örneğin, diferansiyel denklemimiz dördüncü mertebeden y'nin dördüncü türevi artı 2 y'nin ikinci türevi artı y eşit sıfır denklemini ele alalım. Bu takdirde yardımcı denklemin kökleri m üzeri 4 artı 2 m kare artı 1 eşit 0 olacaktır. Bunu da nedir? M kare artı 1'in karesi eşit 0 şeklinde yazabiliriz. Şurası 1. Şeklinde yazabiliriz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar m1 2 eşittir. Artı i ve n 3 4 eşittir eksi i. Çünkü buradan artı eksi i. 4 tane kök olacağı için bunlar ikişer ikişer çakışık. Dolayısıyla k kaçtır burada arkadaşlar? 2'dir. Alfa nedir? 0'dır. Beta nedir? 1'dir. Dolayısıyla genel çözüm y eşittir. C1 kosinüs x artı C2 sinüs x artı ve bunların katlı kökleri C3 x kosinüs x artı C4 x sinüs x şeklinde oluşacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde ne yapabiliriz? Genel çözümü iki katlı kökleri kullanarak bu şekilde elde edebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu mevzuları bu şekilde anlattıktan sonra şimdi gelecek hafta bu anlattığımız kısımla ilgili bol bol ne yapacağız arkadaşlar? Örnek çözeceğiz. Çünkü çözmemiz lazım. Farklı uygulama şekilleri de var. Mesela bir örnek çözeceğim olursam size mesela biraz vaktimiz var. Evet vaktimiz var. Mesela y2 üssü eksi y üssü eksi 2y eşit 0 diferansiyel denklemini çözelim. Şimdi verilen denkleme ilişkin yardımcı denklem nedir? M kare eksi 2m eksi 2 eşit 0. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi pardon eksi 2m nereden çıktı arkadaşlar? Şu eksi m. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olan. Şuraya tekrar yazayım. M kare eksi m eksi 2 eşit 0. Bakın burada eksi 2 verebilmesi için çarpımlar eksi 2 ile 1. Dolayısıyla bu denklemi biz m eksi 2
M artı 1 eşit 0 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Gerçekten bakın M kare artı M eksi 2M topladık eksi M sonra eksi 2. Dolayısıyla buradan M1 eşittir 2. Buradan da M2 eşittir eksi 1. Dolayısıyla kökler reel ve çakışık değil. Birinci hal çözüm nedir? Y eşittir C1 E üzeri. Eksi x artı c2 e üzeri 2x şeklinde genel çözüm bulunur. Evet. Bir örnek daha çözelim. Vaktimiz var arkadaşlar. Şimdi üçüncü mertebeden olsun diferansiyel denklemimiz. Üçüncü türevi denklemin. Eksi 7 tane birinci türev artı 6 y eşit 0. Yardımcı denklem nedir? M küp eksi 7m artı 6 eşit 0. Tamam. Şimdi buradan arkadaşlar bunun bir kökü birdir. Niye bir verdik? Bir. Eksi 7 artı 6 sıfır. Dolayısıyla bir kök nedir? M1 eşit birdir. Tamam. Bakın burada diğer kökleri bulabilmek için ya M küp eksi 7M artı 6'yı M eksi 1'e böleceğiz. Değil mi? Ya da şurada olduğu gibi mesela Horner metodu. Horner, bakın şuraya da yazıyorum. Siz araştırırsınız. Farklı kaynaklardan Horner metodu. Nedir bu Horner metodu? Verilen üçüncü dereceden bu denklemin katsayılarını, M küpün katsayısı 1, M karenin 0, M'in eksi 7, sabit 6. Tamam mı arkadaşlar? Sonra şuraya bulduğunuz ilk kökü yazıyorsunuz. Nedir? 1. Sonra bir aşağı diyorsunuz 1. 1 kere 1 ne oldu? 1. 0 1 daha 1. 1 kere 1 ne oldu? 1. Eksi 7 1 daha eksi 6. Eksi 6 1 eksi 6 artı 6 eksi 6 0. Burası 0 çıkacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan kalan kısım denklem üçüncü derecedendi. Kalan kısım ikinci dereceden başlamak üzere katsayıları bu olan polinom denklemi. Yani m kare artı m eksi 6 eşit 0. Tamam. Daha doğrusu şu eşit 0'ı silelim şimdi. Bulduğumuz denklem bu. Dolayısıyla m küp eksi 7m artı 6 eşittir. M eksi 1 çarpı şuraya yazıyorum. M kare artı m eksi 6 eşit 0. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu da eşit ne olacaktır? M eksi 1 çarpı çarpımları eksi 6 toplamları artı 1 olan m artı 3 m eksi 2 olacaktır. Bu da eşit 0. Dolayısıyla verilen denklemin genel çözümü y1 eşittir. C1 e üzeri x artı c2 e üzeri eksi 3x artı c3 e üzeri 2x şeklinde genel çözümümüz ne olur? Bulunur. Tamam. Evet arkadaşlar. Haftaya devam edeceğiz. Örnekler çözerek devam edeceğiz. Daha sonra da konumuza devam edeceğiz. Ben şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sınavınızda da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.